Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde de şu son işlediğimiz üniteyi kısacık bir özetleyeceğiz birlikte tablolar halinde. E, i̇nanın bu tabloları bildiğinizde bile birçok soruyu çözebilirsiniz. ÖSYM'nin sorduğu sorular bu dersteki videodan olacaktır çoğunlukla. Çünkü sınıflandırma konusunda çok ayrıntıya girmeden genel hatlarıyla soru çıkıyor. Müfredatta olan her şeyi anlatıyoruz tabi biz size. Fakat bu videoda geçen bilgiler genel anlamda çıkan e, soruların kökleri. Şimdi omurgalı hayvanları biz 5 sınıfta incelemiştik. Balıklar, iki yaşamlılar, sürüngenler, kuşlar ve memeliler olmak üzere. Her birine birer örnek koydum bakın buraya. Şimdi genel özelliklerini bir hatırlayalım. Solunumları balıkların solungaç solunumuyla Diğerlerinde hep nedir arkadaşlar? Akciğer solunumu var. Tabi iki yaşamlarda şöyle bir ayrıntı vardı. Hayatlarında başkalaşım geçirdikleri için larva ve ergin dönem vardı. Larva döneminde solungaç, ergin dönemde akciğer solunumu yapıyorlar. Balıkların vücutları pullarla kaplı. iki yaşamlar nemli deriye sahipler. Sürüngenlerin Keratin pullarla kaplı kuşların vücutları, tüy ve teleklerle kaplı memelilerdeki ise kıl örtüsü. Vücut ısısı balıkların vücut ısısı değişken. İki yaşamlıların yine bakın vücut ısısı değişken, sürüngenlerin de aynı şekilde. Fakat kuşların ve memelilerin vücut ısısı nasıl arkadaşlar? Sabit. İki yaşamlıların şu özelliğini unutmayın lütfen. Omurgalıların içinde başkalaşım geçirebilen bunlar. Omurgasızlardan da kimi hatırlayacaktık? Eklem bacaklılar, özellikle de böcekler başkalaşım geçirdikleri için sorularda karşınıza çıkar. İki yaşamlıların 4 veya 5 parmaklı üyeleri var. Hayatlarının başlangıcında suda sonra karada yaşıyorlar. Neden? Larva ve ergin dönem yani başkalaşım geçirdikleri için. Sürüngenlerin özelliklerini söyledik zaten. Kuşlara bakalım. Kuşların dişleri körelmiştir. Ne vardır arkadaşlar? Bunun yerine gaga dediğimiz yapı vardır ve beslenme tipine göre bu gagaları da değişken olabiliyor. Memeliler vücutları kıllarla kaplı dedik. Şu özelliği çok önemli. Yavrularını sütle besliyorlar. Diğer özelliklerini de söyledik. Tüm omurgalı hayvanlarda hangi özellikler var? Bu sorularda çok karşınıza çıkacak. O zaman hemen hafızaya atalım. Omurgalılarda sırtta sinir kordonu tümünde var. İç iskelet gene tüm omurgalılarda var. Kemik ya da kıkırdak olanları var. Embriyonik dönemde solungaç yarığı tümünde var. Bakın solungaç yarığı normalde bizde yok. Fakat Embriyo halinde yani anne rahmindeki halimizde bizde de var. Demek ki embriyonik dönemde tüm omurgalılarda solungaç yarığı var. Omurgalıların bir ortak özelliği daha özelliği daha kapalı dolaşıma sahip olmaları. Hepsinde kapalı dolaşım sistemi var. Açık dolaşıma sahip olan yok. Omurgasızların geneli açıktı fakat birkaç istisna kapalı dolaşım yapanları vardı. Alüvar içinde hemoglobin, bu da yine omurgalılara ait özelliklerden. E, omurgasızlarda alüvar plazma içinde bulunabiliyor. E, omurgalılar için alüvarın içinde hemoglobin bulunması bir avantaj tabii ki. Böbrek yine tüm omurgalılarda bulunan boşaltım organı. Balıktan memelilere doğru gidildikçe böbreğin gelişmişliği de artıyor. Fakat balıkta da var böbrek, iki yaşamlı da, sürüngende, kuşta, memelide hepsinde var. Eşeyli üreme yine tüm omurgalıların ortak özelliği ve tüm omurgalılarda beyin olduğunu da görüyoruz arkadaşlar. Ve balıkların dışında da bu beyin iki yarım küre şeklinde karşımıza çıkıyor. Tüm omurgalılarda bulunan özellikleri o zaman ne yapıyorsunuz? Hemen hafızaya atıyorsunuz. Şimdi omurgalıları ve omurgasızları tablo halinde karşılaştıralım. Ben size e, videolarda, konu anlatım videolarında bunu hep yaptım ama bir de tablo halinde görün istedim. Sinir kordonu, bizdeki omurilik mesela. E, omurgasızlarda omurilik adını almıyor ama sinir kordonu olarak söylüyoruz biz onu. Omurgasızlarda sinir kordonu karında yani sindirim sisteminin altında bulunuyor. Omurgalılarda ise sırtta. İç iskelet sünger ve derisi dikenlilerde bulunabiliyor. Diğerlerinde yok. Omurgasızların, omurgalıların hepsinde iç iskelet bulunur. Embriyonik dönemde solungaç yarığı omurgasızlarda olmamasına rağmen omurgalılarda var. Kapalı dolaşım omurgasızlar genellikle açık dolaşıma sahipler. Toprak solucanı, ahtapot, mürekkep balığı hariç demiştik. Bunlarda kapalı dolaşım var. Omurgalıların hepsinde Kapalı dolaşım var. Vücut simetrisi omurgasızların bazılarında radyal bazılarında bilateral. Fakat omurgalılarda radyal simetri yok. Onlardaki simetri bilateral. Uyarılara verilen cevaplar arkadaşlar. Omurgasızlarda basit. Omurgalılarda karmaşık daha karmaşık. Omurgasızlarda da sinir sistemi var. E, fakat omurgalılarda e, gelişmişliği daha fazla olduğu için uyarılara verilen cevaplarda daha karmaşık olarak karşımıza çıkıyor. Böbrek omurgasızlarda yok fakat tüm omurgalılarda var. Omurgasızlarda boşaltım organı olarak özelleşmiş farklı yapılar var. Fakat biz buna böbrek demiyoruz. Buna da dikkat edin. Peki arkadaşlar dünyadaki canlı türü sayısını biliyor musunuz? Yaklaşık 8 milyon olduğu tahmin ediliyor. Bazıları daha fazla, bazıları daha az söylüyor ama yaklaşık bir sayı yazdım buraya. Araştırmacılar bu canlıların çok küçük bir kısmını ancak tanımlayabildi henüz ve henüz adı bile konmamış olan türler maalesef yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Peki sizce tedbir almaya değmez mi? Lütfen biyoloji dersini sadece üniversite sınavlarına hazırlık olarak görmeyin arkadaşlar. Günlük hayatta gerçekten bilmeniz gereken şeyler bunlar. Ee, benim için bu videolar gerçekten sosyal sorumluluk projesi bir anlamda. Ee, lütfen bu anlamda da birazcık hassas olmanızı istiyorum sizden. Böylece omurgalı ve omurgasızları da bitirmiş olduk arkadaşlar. Canlılar alemini bitirdik. Bir dahaki dersimizde, konu anlatım dersimizde e, ne canlı ne cansız olarak kabul edemediğimiz çok değişik bir varlığı anlatacağım size. Evet virüsleri anlatacağım. Canlılar alemi içine dahil edemiyoruz. Fakat öyle özellikleri var ki o özellikleriyle canlılara benziyor. Öyle özellikleri var ki cansız gibi duruyor. Bir dahaki dersimizde de onu işleyeceğiz. Fakat ondan önce bu konuyla ilgili sorularınızı çözün. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar. Müzik